Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz mihmanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulillah. En avvalo sizu bizlarni aziz, mukarram, ulug' bir inson qilib yaratgan va sizu bizlarga bekam ko'stirish, roz, nasiba, ne'matlarni in'om qilgan. Ne'matlarni eng ulug'i bo'lgan iymon ne'matini, islom ne'matini, mana bu tinchlik ne'matini va sizu bizni mana shunday jannat makon diyorda yashashligimizni nasib qilgan Allohga beadad hamd sanolar bo'lsin. Mana Ali sherakamizning xonadonida bugun nihoyatda bir xursandchilik gun arzu havas qilib mana to'kilib sochilib farzandlari boshini qovushtirayotir. Alloh taolo kelgan kelinni qutlu qadam qilsin. Shu xonadona baxt, saodat, davlat bilan kelgan bo'lsin. Alisher akamni mana shu to'y bilan qutlab kelgan aziz mehmonlarimizni bosib kelgan qadamlarga Alloh behisob ajr savoblarni ato qilsin. Elimizni tinch, farovon, osoyishta qilsin. Tinchligimizni barqaror, bardavom qilsin. Hurmatli aziz mehmonlar, mana qo'limizdan kelgancha, bilimimiz yetgancha Allohning kalomidan payg'ambarimiz janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan to'y mavzusunda bir ozgina vaz nasihat, amr ma'ruf qilishga harakat qilamiz. Alloh taolo insonni jamoat bo'lib yashashlikka ixtisos qilgan. Alloh taolo Qur'oni azimushanda marhamat qiladi. Biz har bir narsani juft, juft qilib yaratdik dedi. Nimaiki narsa borki Alloh uni jufti bilan yaratgan. Bobomiz Odam alayhisalomni ham jufti Havo onamiz bo'lgan. Mana farzandlarimizni o'g'il bo'lsa voyaga yetgandan keyin yaxshi joydan dinli, diyonatli, iymonli, e'tiqodli qizni olib borib, kelinni olib uni uylantirish. Qizimiz bo'lsa voyaga yetgandan uni ana shunday bir shar'iy munosib xonadonga uzatishlik, ularni chiroyli qilib tarbiyalashlik ana bu insonni insoniy burchi. Alloh taolo Qur'oni azimushanda marhamat qiladi. Fankahu ma toba lakum minan nisa imathna va thulatha va ruba. Sadaqallohu azim. Sizlarga nikohlari halol bo'lgan ayollarga uylaringizlar deb marhamat qiladi Alloh taolo. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar o'z hadisi muboraklarida. Tug'uvchi ayollarga uylaringizlar. Nikoh qurib ko'payishingizlar. Qiyomat kunida men ummatimni ko'pligi bilan faxrlanaman deb marhamat qildilar. Ayol kishiga uylangan vaqtda to'rtta narsasi uchun uylaniladi dedi. Birinchisi nasli nasabi, molu davlati, uchinchisi xoshni jamoli, to'rtinchisi dini diyonati. Sen to'rtinchisini tanlagin barakat topasan dedilar. Chunki qog'a hammasi o'tkinchi. Molu dunyosi bugun bir kuni tugaydi. Mansabda bo'lsa ertang tushadi. Xosni jamolam yosh o'tgandan keyin avvalgidek bo'lib durmaydi. Ammo din diyonatlisi bo'lsa iymoni mustahkam bo'lib boraveradi. Dinli diyonatli ayol bizni xonadonimizni ko'rki bo'ladi. Shu xonadonimizni ozoda tutadi. Bizni kiyimlarimizni pokiza qilib qo'yadi. Taomimizga harom xarijni aralashtirmasdan halol qilib uni bizga tayyorlab beradi. Va bizni naslimizni davomchisi bo'lgan farzandlarimizni 9 oy qornunda ko'tarib qiyinchilik mashaqqatiga qaramasdan uni dunyoga keltirib dunyoga keltirgandan keyin ham uni uxsini o'zini harom qilib tarbiyalab voyaga yetkazib beradi. Chunki qaysi bir xonadonda ona yaxshi bo'lsa, farzandlar
80% yaxşı tərbiyə topadı. Erkek iş köçən adam, o, onların karnını toydurman, eynini bütün kılaman, üy, cay, cihaz kılaman, okutuşuna məbləq toplayımanda köp vaxtı köçədə işte ötədi. Ana onlar bilən daim üydə bir gəbə qənnə kiyin. Onlarını adablı, ahlaklı kılıp tərbiyələş analarımızdı. Zimməsindəki əsasi burç vazifələri. Albatta bunu her bir ona his kılışı gerek. Evvel mamalarımız buladı gınadı. Analarımız buladı gınadı. Kızlarga, kelinlerge talim terbiye verip duradı gın. Gün batkandaki öğünü sermadıydı gınadı. Desturhanını kakış gerek basa, al emmeğini kolundan. Al gelin birini kolundan, sen kalkıp gidip oğul ballara kalktıradı kanadılar. Kirsuğunu, yuğundunu, mağzavanı köçeye taşamadıydı kanadılar. Şimdi kanı bu mamalarımız. Milli kadriyatımız özümüze kaytkan olsa, dini kadriyatımız özümüze kaytkan olsa, bu müstakillik nişan opatı bile. Hazır kim gelin, kim mama, kim kaynana kendini bilmiyorsan. Hemmesi yalan boş. Ve halen ki Allah-u Teala Kur'an-ı Azimuşşan'ın Nur suresinde. Başlarınızda, romallarınızda, oranlar, o boylarınızda, hem kökçülerinizde, hem tozsun da koyuptu. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldı. Kayısı bir ayol, köçede açık, saçık halette yürüdüğün olsa dedi. Her bir narsa ona lanet açıp duradı dedim. Darakt ne yanına ötse darakt, imarat ne yanına ötse imarat, tağ ne yanına ötse tağ, su ne yanına ötse su, parranda ne yanına ötse parranda, hayvan ne yanına ötse hayvan. Şu şarmanda bir hayal ayol beni aldığımda ötmeseydi deyip duradı. Mabada ötse, Rabbim seni aldığında şu ayol beni nihayette hicalet kıldı. Lanet olsun bu ayolga dedi Allah saklasın. Şunu çok peygamberimiz Cenab-ı Resulullah olsam ayollar köçeye açık saç halatta çıkmasınlar dediler. Ana bu romal oragan uzun yengli libasını kiygen o yakında lazımı bolgan opa singillerimizge Allah'ın rahmeti bulsun. Allah onların iki dünyası adetine müşerref kılsın. Buna beperva boğallarga Allah-u Teala haya hacap versin. Şimdi Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılgınlar. Kulil hakka ve inkâna murran. Açık olsa hem hakikatini yapırgın da gelin. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimuşşan'da وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةَ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرَاتِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُفَ يَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Sadakallahul azim. Sizlerden bir ümmeti bulsun ki, onlar o adamlarını yakşılıkka çakırsın, yamallıktan kaytarsın dedi. Onlarga amru maruf, nahi münker kılsın dedi. Buna birinci haklılar peygamberler, sıddıklar, müştehid alım, fakih fukaha ulamalar, kaysı bir hududda mescidini, mahallenin imamı olsa imam da geçmiş o, yol başlavuşu da yani. Dinli, şeriatli yolunu körsatuvuşu da yani. Ana şu adamlar bunga mesul buladı buralar. Biz şunu çok kolumuzdan yegençe, bilimimiz yetkençe, insanlarını yakışılıkka çakırışka hareket kılamız. Yamallıktan kaytarışılıkka hareket kılamız. Çünkü biz mahalle daşımızga düşman emez miz? Mahalle daşımız günah kılıp ertege Allah'ın huzuruna barga vakta cehennem otu alav bilen azaplanışını haklamayız. Aksinçe Allah özünü mu'min mu'mine bendelerge tayyarlap koygan cennetige müşerref buluşluğunu ona dahil buluşluğunu ona kirişliğini haklamayız.
Albatta bunun için bizni yoktan bor kılıp yaratkan. Bir tomchi suvdan aziz, mukarram, inson kılıp, xoliq kılıp yaratıp koygan. Farziyatlarını bacarışımız, nefsimizge haram kılgan narsalardan nefsimizde tiyişimiz gerek birodarlar. Allah Teala insanını iki tane arsanın ortasında yarattı. Farişteler bilen hayvanların ortasında. Farişteler Allah'ını mukarrab mahlukatları, nurda yaratılınca. Onlarda cins yok. Onlarda nefs yok. Onlarda ihtiyar yok. Akıl var. Şu aklı boğanı için yaratkan Rabbisi Allah'ını, emrini sözsüz itaat kılıyor. Hayvanlarını biz kısmen bilemiz. Onlarda nefs var, cins var, ihtiyar var ama akıl yok. Şunu çoğunluğun akıl kanını bilmiydi. Allah Teala insanga hayvani nefsini ham verdi. Şeytani nefsini ham verdi. İnsani arzu havaslarını ham verdi. Ve fariştelik sıfatını rivojlantirishni Allah emir kıldı. Hayvani nefslerimiz yeyişlik, içlik, kulaşlık, cima kılışlık. Allah Teala insanın iki tane unsurunu yaratkan ceset ve can. Cesedimizde tuprakta yaratkan onu azukası yukarıda kayıtkan narsalar. Allah canımızda öz ruhundan ata kıldı. Onu azukası ibadet. Ana şu İbadet kılığı için insan farişteden hem büyük buladı. Abıtlık sıfatını aşırganlık için. Nefsine karşı çıkanlık için. Ve Allah ona yine la'in şeytanını düşman kılıp koydu. Şunu hem üstünden galip gelgellik için. Bekirden bekirge cennetini Allah Teala bende geberip koymuydu. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunun bir zaman geldi. Dinini uçup duruş, kolda çok uçup duruş bilen beraber buladı dedi. Belki bizim hazırki zamanımız şunindir. En çakayım bu kaldı. 10 adama yaksa 90 adama bu emr-i maruf yakmıydı. Şunu çok hürmetli aziz insanlar, feriştelik ibadet, sıfatımızda rivajlantırışımız gerek. Ana bizge berilgen şeytani nefslerine, haset, kibir, Uruş, cancel, gıybet, tohmet berevge. Bunlar la'in şeytanlı nefsleri. Ona mutlaka yakınlaşmamız gerekemez. Bundi nefsinden yırak buluşumuz gerek. Çünkü Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimde zerreçelik kibir buladığı olsa o cennete girmeydi dedi. Vazminlik Rahman'landır dedi. Şaşkalaklık şeytanlandır dedi Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakiki mu'min insan her taraflama, hem cismen, hem ruh hem pak buladı. Yaşadığın cayına hem pakize tutadı. Çünkü Allah Teala, اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يَحِبُّ الْجَمَلَ Allah cemil güzel zattır, güzellik ne yakışık yöredi dedi. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اَزَّيْنُ مِنَ الْا۪يمَنِ dedi, paklik imanlandır dedi. İmanlı 70'te ya 60'ta şubesi vardır dedi. Şunu bir şubesi pakliktir dedi. Azadalıktır dedi. Bana Allah'a şükür. Dehkallarının yenge yılı geldi. Hemen izli ertengi Nevruz-ı Eyyam bilen kutlu mübarek kılamız. Allah hemmemizdi. Bu elbette dini bayramımız mı? Milli bayramımız. Ama şunu şeriatken muvaffak halette ötkizip Mana shu bir oy mobaynında mahallaki konu koşunu el elatın içinde kambag'al bechora och nahorlari bo'lsa, qorni to'yib taom yemaydiganlari bo'lsa, ularni vitaminli taomlar bilan taomlantirishga boy badavlat odamlar harakat qilishi kerak. Avval darvishona degan narsa bariladigan edi. Darvishona shu mart oyinda barilgan. Nima uchun? Mana bu yerda haqiqiy Xorazmning insonlari o'tiribdi, yoshi ulug' insonlar biladi. Bir mahallada sanoqli uyda talak bo'ladigan edi. Ya 3 ya 4.
galla saklaşlık için. Hemen öğünde bu terek bu mide kanadı. Hemen o gallanı toplap bilmide kanadı. Ana şu gallası tükepken adamlar ne kıladı? Ne yap, ne içedi? Hazır bu narsanı biz kıs kılıp bilmiyiz. Çünkü üyümüzde hemen narsa yendirilip durdu. Haltası bilen, bloku bilen, plaki bilen durdu. Kaladopkalarımız durup durdu, skalatlarımız dolup durdu. Aldığımızda naz nimetin sanağı yok. Ama şunu devirler bulgan, biz hemen bunların kısmen bilemiz. Baharga, gallanı yetişkiyim bulgan. Ana şu vakta boy bedelatı ortaya topla, sayılgahlar. Hemme üçün bu dervişana diyene devirden hayat kayttı. Kök yaşılga iliştik. Huda kalasa dehkançılık kılsa yine hayatımız yakşı devam kılıp getirdi. Şunu şükür anasına bu dervişan alanı kılgallar. Aç naharlarını duasını algallar. Şurada köpçülük bu dua kılgallar. Rabbim bir yılgı genen dehkançılık yılını molkölçülük kıldın. Dehkallarımız dehkançılıkına, ziraatına, deryamızga beraket bergin. Deryamızda öz özeninden akışını özün nasip kılgın degen. Çünkü o vaxtlarda hali bize ya barcıda ötken vaxtta deryada doğru darangını koparıp su kırıp getirden edin derya. Bu 30 kvadrat, 50 kvadrat yer bir omurup getirden edin. 5 metrelik darangı görünmeyin getirden edin şunun içinde. Şimdi onu deryanı boyunu haramla boğandan ki suğumuz kaytıp gitti izine. Atabuğumuz suya tükürmedi yani. Hatta ki salmalardan bir melal su içe dağınadık. Çay kaynatıp içe dağınadık. Onu terbiyesini beredigen yaşı ulu babalarımız, mamalarımız kamağandan ki hiç kim yok mu? Yapayın derip gelivergenden ki musurunu? Suğumuz. Allah Teala ha, ben bergen nimetke bunlar şatta kaydı dedi. Aral bekerden beker kurudu dismi. Deryamız selkem 2 kilometre yeni. Bekerden beker kitleyip kaldı dismi. Hemmes özümüzde ayıbımız. Allah keşkür bana hazır şu ne zamanda yaşayıp durmuş. Eğer de bunu şükür anasını kılmasak, haram haricden tiyilmesek Allah saklasın. Dünyadaki bu afet külfetler kaytadan ruvaş taptırdı. Ne mi üçün? Hudadan korkmaganı üçün. Din diyanette ruaya kılmaganlık üçün. Bana el şerekemiz farzatlarını başını kavuşturup toy ihsalını siz ve bizlerine aziz mehmallarını çakırıp kılptırdı. Kendi bir acayip ravuşta boptırdı. Toyunu kılıçtan maksat ne mi? Yaşlarının hakkına Allah'dan dua iltica kılıp bakt saadet soraş. Şularını ser farzat, ser devlet buluşluğunu soraş. Ularga sağlık, salametlik, tışlık, amallık barışlığını soraş. Şu cemaat toplangan cayda elini, yurtunu, amallığını soraş. Maksadında toy ihsalları kılınadı brotherlar. Bu az mehnet bile ortaya gelmedi. Kançadan kaça mehnet bile ortaya geledi. Ama Allah nefsine haram kılgan bazı insanlar doğru aklını işletmeyenler ortaya haramını koyadı. Allah istimalını men kılgan derselerini koyadı. Onu koyup kılgandan ki kılıngan dua icabet kılınmıydı? O kılıngan ihsan kabul kılınmıydı? Bizler yaş vaktimizde acırım diyen derseni işitlenemez miyiz? Birevini kızı kaytıp yaptı, birevini gelini getip yaptı diyen yapmayı işitlenemez miyiz? Hazır. Ar, namus, bomastan kaldı bu narsa. Evvel atağa kızını geldi kaytıp gelişi ar edin, namus edin. Evvelki atababalarımız ta 80. yıllar geçe hakiki Özbekana toy kıladı kanadı. Ondan bir anında garp memleketlerine taklit küçeyip gitti. Aynı kısa hazırlıklı davrularda.
Kelinini kayınlarının altında saçlarını çemberek kılıp fata göğneklerini bizim milletimize mutlaka yat bugan. Kiygizip oturtup koysa. Buna hayal hacabını götürüp koysa. Kayınlarının altından. Ertege o gelin bizge kandı hizmet kıladı. Kandı kılıp o yerini hormat kıladı. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kılı adamını duası icabet kılınmıydı yakşılıkı Allah'ın huzuruna götürülmüydü dedi. Hacasından kaçken kulunu dedi. Erin narıza kılgan ayalını dedi. Mes kılı için erseni istimal kılgan adamını mes kılı için erseni istimal kılgan adamlarını dedi. Duası icabet kılınmıydı dedi. Yakşılık asmanga Allah'ın huzuruna götürülmüydü dedi. Min kafiyesini geliştirip ayta versin kolunda yani haramını tutturup. Faydası yok. Şunun için acrimlerini köpeyip yetkerliğini sebebi. Hormatlı aziz insanlar Allah toyunu kutlu mübarek kılsın.